Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte 3 tane muazzam elit oyuncunun planını tamamlayacağız. Gerçekten çok süper bir video olacak arkadaşlar. Muazzam 3 tane oyuncu, birisini tamamladım, hatta ikisini tamamladım. Sadece bir tanesi kaldı. O bir tanesi de birazcık değişik olaylar var. Neden öyle olaylar oldu bilmiyorum. 2-1 öndeydim, zor yapıyordum zaten. 2-1 öndeydim, arka plana atmıştım, videoya girip devam ettirecektim. Ancak videoya girdiğimde oyuna girdim ve oyundan atmış. Yani oyun yeniden başlatılmış ve 2-1 önde olmam sıfırlanmış. Tekrardan oynayacağız. Bakalım, umarım alabilirim. Alamazsam da 2 tane oyuncunun planını tamamlayacağız arkadaşlar. Bu videoya sizlerden tam 3000 like bekliyorum. Sırf 3 elit için 3000 like arkadaşlar. Herkes like atarsa çok sevinirim. Hala kanala abone olup ailemize katılmadıysanız da kanala abone olup gönderi bildirimlerini açarak hem 100.000 aboneliğinde destek vermiş olursunuz hem de FIFA Mobile ailemize katkıda sağlamış olursunuz. Videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Haydi bakalım, maça başlıyoruz arkadaşlar. 3 kere hakkım var. 3 kere dener miyim bilmiyorum. Böyle çok sinirlenirsem denemem. Çok sinirleniyorum ama ben bu oyunu oynarken normal olarak. 2-1 öne geçmiştim. Ancak şu anda hiç öyle bir durum yok. Ve 2-0 gerideyim. Yani arkadaşlar gerçekten çok zor. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Oynamamdan öyle keşfettim. 3-0 oldu abi. Gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. Takım gücüm de kötü değil ama yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne güzel, ben 2-1 öndeydim. Gerçekten moralim çok bozuldu. Tam videoya giriyordum arkadaşlar, moralim gitti bitti. Ve sonuç bu şekilde arkadaşlar. Bu maçtan çekiliyorum. Abi triggerlamaya mı çalışıyorsunuz ya? Yemin ediyorum var ya, çekim hiç beklemeyeceğim ya. Son bir kez daha deniyorum. Bir daha da olmazsa arkadaşlar diğer oyuncuları alıp onlarla birlikte birkaç karşı atak modu yaparız ama abi çok sinir bozucu bir şey oldu. Şu anda gerçekten çok sinirlendim. Hemen arkadaşlar normalde 2-1 öne geçtiğim yere geçip 2-1 yapmaya çalışacağım. Yani maçı kazanmaya çalışacağım. Oraları siz sadece ekran kaydını göreceksiniz. Ya da hızlandırırım, bir şeyler yaparım arkadaşlar. Hemen devam edeceğiz. Yani ben facecam'dan ayrılıyorum, gidiyorum buradan. Her zaman yaptığım yere. Haydi bakalım arkadaşlar. Bay bay. Sana güveniyorum. Gol gol gol! Gol Lazo be! Arkadaşlar hemen geldim facecam'e. Bayağı bir bağırdığımı biliyorum ama efsane bir gol geldi. Hiç güvenmiyordum Barrow'a. Barrow sana güveniyorum deyip vurdum ama yani sırf gol atsın diye güveniyorum dedim. Abi 10 kişi kaldık bu arada biliyorsunuzdur. Ve kazandık be abi, çok şanslıyım yani. Çok mutlu oldum şu anda ya. 10 kişi kaldık. 11 kişi kazanamadığım maçı 10 kişi kazandım. Bu arada bundan bir öncekini çok zorlanarak kazanmıştım. Ve rakip 10 kişi kaldığı halde çok zorlanmıştım. Kazanmıştım. Şimdi de Walker'ı aldık arkadaşlar. Gerçekten oyunu çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Ama çok güzel. Bu maçı çok güzel oynadığımı düşünüyorum. Gerçekten çok mantıklı hamleler yaptığımı düşünüyorum. Ve çok güzel bir şekilde de kazandık gördüğünüz gibi. Ve sonunda Walker'ı alıyoruz arkadaşlar be. Yes be, sıfır enerji kaldı. Ama kanser olduk. Ama Walker takımımızda, işte budur arkadaşlar. Amacımız bu. Mücadelemin taktiklerini iyi butonundan izleyin. Sonra buraya gelin abi. Efsane. Efsane ya, ben size daha ne diyeyim. Walker'ımız doldu. Efsane, tertemiz Walker'ımıza da sahip olduk şimdi. Takımıma gelelim. Walker'ı bayağı bir yükselteceğim. Şu anda Walker 86 oluyor zaten hiç yükselmeden. Birazcık da yükseltiriz abi, hiç sıkıntı değil. Walker adamın dibidir çünkü. 27.000 istiyor, yükseltelim abi. Hatta 35.000 bunu verelim. Tamam mı? Sonra bir şey veremiyoruz daha abi, hiçbir şey yok ki. Kimi'yi vereceğim sadece. Başka da verebileceğim kimse yok. Hatta Kimi'yi satarım arkadaşlar. Şöyle her şeyi ver be abi. Kimi'yi çıkarsak ne olur?
yükselmiyor ki Kimi'yi çıkarsak. O zaman Kimi'yi satacağım arkadaşlar. Walker kalsın. Eksi yap direkt. Walker kalsın. Kimi'yi satacağım. Daha Walker'ı yükseltiriz arkadaşlar. Hemen şuradan Kimi'yi satalım. Şimdi diğer iki oyuncumuza geçeceğiz. Şimdi şuradan Kim yazalım. Kim. 86. Yok 86 değil ya. Bu adam aslında 78. Sağ bek. 121.000'den gidiyor hala turnuvada olmasına rağmen. Çok güzel. Ben şimdi bunu 125.000'den civarından bir satarım. Tekrar gösterme. 115.000. 120.000. 8 saatlik koyunca satılma ihtimali hızı falan daha çok artıyor gibi geldi bana arkadaşlar. O yüzden öyle koyuyorum. Şimdi aldım. Diğer iki oyuncuya hemen geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte efsane 2 tane oyuncuyu daha takımımıza katacağız. Buradan kupa sıralarına giriyoruz. V80'lik Areola'yı 30 level, yani benim ekran kayıttayken aldığım bir adam bu. Bekleyemedim, sabredemedim. 30 level olduktan sonra 80'lik Areola'yı takımıma katmaya hak kazandım. Gerçekten muazzam oldu. Çok mutlu oldum bunu alınca. Ve arkadaşlar ayrıyetten başka ne yaptım? Caballero'yu değiştirdim ve takımım 88 gen oldu. Bunu ben çalıştırmış mıyım? Çalıştırdım aynen. Çalıştırdım diye hatırlıyorum. Coins'im de azmış aslında. Niye çalıştırmışım bilmiyorum. Şuradan düşük bir şeyler koymuştum diye hatırlıyorum bakalım. Daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin, sizlerle birlikte çok güzel bir oyuncu daha tamamlayacağız. Şu anda söylemiyorum. Efsane bir oyuncu. Gerçekten çok beğendiğim. Şu anda kadromda değil ama muazzam bir oyuncu tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar o tamamladığım oyuncuya da bir geçelim. Haftanın takımı etkinliğine girdik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve 500 FIFA Points'lik paketi açıyoruz. Tam 500 FIFA Points. Harika paket. 20.000 jeton veriyor zaten. 200 haftanın takımı puanları. 66 Sivir Jok ve Brignol geldi. Çok çöp ama 200 haftanın takımı puanı benim çok işime yarıyor arkadaşlar. Hemen bir tane daha açıyoruz. 500 FIFA Points verip direkt hiç acımadan verdim. Vermese miydim bilmiyorum çünkü yeni etkinlik geldi biliyorsunuz. Neyse 235 verdi bundan da, gayet güzel, beğendim. Brignoli de geldi gördüğünüz gibi. Şimdi hangi oyuncu alacağım? Bunu değil tabii ki de, bunu arkadaşlar, Giuliano. Fenerbahçe'nin Süper Lig'in yıldızı Giuliano haftanın takımına seçilmiş. Süper Lig'den bir oyuncu seçilmiş ve Süper Lig'den seçilen oyuncu da alacağım. Neden mi? İleride Süper Lig'den harika bir kadro kurmayı planlıyorum ve ilk oyuncumuz da bu olsun. Daha Süper Lig'den çıkan haftanın takım oyuncularını alabildiğim zamanlarda eğer başka oyuncu çok lazım değilse zaten almayı deneyeceğim. Giuliano'yu da kadroya koymayı denedim arkadaşlar ama çok başaramadım. Bu arada bu videoda aynı zamanda 1000 FIFA Points'lik de paket açılımı var. Buna da özel arkadaşlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz artık. Bir like butonu, hani burada bir tane buton var, basın. Bir de kare, dikdörtgen, kare değil pardon, dörtgen, dikdörtgen abone ol butonu var. Oraya basarak da ailemize katılabilirsiniz. Hemen arkadaşlar, bu arada şu anda ekranda harika iki tane yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde çok güzel bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. O arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel yorum yapabilirsiniz. Ve hemen arkadaşlar videoya canlı olarak devam edelim. Evet arkadaşlar, takımıma geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir takımım var. Dizilişleri değiştirdiğim zaman, değiştirmek istiyorum diyelim. Bu arada eşleşmelerde neler yaptığıma bir bakalım. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman zaten bir şeyler belli olmuş olacak. Oldu mu olmadı mı birazcık anlamış olacaksınız. Şimdi bu arada yılbaşı takviminden hediye paketini açabiliyor muyuz şu anda? Paket açabiliyorsam açacağım herhangi bir tane. Yok, bunu da hepsini açmışım. Başka başka başka. Turnuvalar yeni geldi. Turnuvaları oynamadım daha. Oynayacağım mı bilmiyorum. Eşleşmeler. Evet, eşleşmelere girelim. Bir öncekini size gösterdim mi bilmiyorum ama bir öncekinde iki tane maç tutturdum. Beşiktaş maçı vardı, bir de bir tane daha maç işte. Burada abi ben Manchester United'a vermedim ki. Gerçekten yanlışlıkla yapmışım bunu. Umarım Manchester United kazanır ama hiç hatırlamıyorum. Manchester United'a neden verdim hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok ama kart. Abi sol kanat bek galiba. Sağ kanat bek değildir. Bu sol kanat bektir. Efsane işime yarar. Beşli defansa geçmeyi düşünüyorum. 84'lük bir sol kanat bek efsane olur ya. Ama olmayacak ya. Keşke Manchester City'ye verseydim. Çünkü o maçta beraberlik olur ya da Manchester City olur ama bilmiyorum abi. O an niye öyle düşünmüşüm? Belki bir şekilde kısmettir. Öyle olması gerekiyordur. Veya bende olmaması gerekiyordur. O şekilde olmuştur arkadaşlar. Şimdi takımıma dizilişlere gelelim. Şöyle bir beşli defans yapmak istiyorum. 5-2-1-2. MOO'lu bir diziliş istiyorum ama bir MOO var burada. İkili MOO istiyorum ben. Bir stoper, bir de sol kanat bek istiyorum bu arada. Neyse, şimdi ikili bir MOO bulmak istiyorum. Dur abi. Şöyle tek tek bakarsak daha kolay olabilir. Bir tane MOO var. Burada zaten MOO'lar var. Burada da MOO'lar vardır. Ha, burada olabilir mi?
Aynen. İkileme o ve burada da Giuliano kullanılıyor. Güzel abi. Gördüğünüz gibi güzel bir kadromuz var. Bu kadroyu da çok beğenirim. Ancak sağ orta saham bir de sol orta saham olursa çok daha güzel olur. Şunları şöyle yapalım. Ronaldo solda daha iyi oynar diye düşünüyorum. Giuliano'yu da ben zaten bir gen arttırmışım gördüğünüz gibi. 80 gen benim elimdeki. Daha da fazla yükseltebilirsem yükselteceğim. Bu arada Torreira'yı koyduktan sonra bunu koyunca ve bunu koyunca 51 bin jetonu 86 yapabiliyorum. Ancak şu an ihtiyacım yok. Ancak hani yapabilirim. Yaparsam da iyi olur yani. Bu arada coins'im de artmaya başladı. Snipe taktiği bulursam çok güzel bir tane. Coins kasmaya çalışacağım. Birazcık uğraşıp arkadaşlar sizler için. Neyse arkadaşlar, bu videoda böyle bir videoydu. 3 tane efsane elit oyuncu planını tamamladık. Sağ bek Walker, kaleci Areola ve 85 Giuliano, yani 79 aslında ama elit sayılır. Çünkü arkadaşlar zaten takıma girdiğim bir anda artıyor. Ve ben de elit yaptım onu sonuçta. 80 gen yaptım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Türkiye'de Fimobili daha fazla tanıtmaya devam ediyoruz. Herkes tanısın arkadaşlar. En büyük kanal biziz bildiğiniz gibi. En çok abonesi olan Fimobil kanalı biziz. O yüzden siz de like atarak ailemizi daha da büyütebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şuradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da çok güzel videolardan birisine gidebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen gidin o videolara. O videolarda gerçekten emek var. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bay bay.